Merhaba arkadaşlar. Bugün Tanrı'nın Kurtuluş Tasarısı adlı kitabımızdan Kuru Kemikler Niçin Kalabalık Oluşturdu adlı hikayemizi okuyacağız. Ama önce ezbere ayetimizi okuyalım. Bu yüzden peygamberlik et ve onlara de ki, egemen Rab şöyle diyor. Ey halkım, mezarlarınızı açıp sizi oradan çıkaracak İsrail ülkesine geri getireceğim. Hezekiel 37. bölüm 12. ayet. Yahuda, Güney Krallığı halkına Tanrı'nın yargısını bildiren peygamberler acaba kim? Yeşaya, Yeremya, Daniel, Habakuk gibi. Tanrı buyruğuna uymadan putlara tapınarak yaşayan Yahuda'yı yargılamaya karar verdi. Yine de onları tövbe edip dönmeleri için peygamberler aracılığıyla uyardı. Ama Yahuda halkı günah işlemeye devam etti. Yahuda ülkesini işgal edip halkı esir alarak Babil'e halkın çoğunu sürgüne götüren Babil kralını Tanrı sözünü gerçekleştirmek için kullandı. Babil'e sürgün edilen Yahuda halkı arasında Hezekiel isimli bir kişi vardı. Hezekiel, Tanrı'nın seçilmiş öz halkı için Yahuda'nın durumuna bakarak onlara acıdı. Tanrı'yı tanımayan bir ulus tarafından yıkılıp sürgüne götürülen ve kölelik eden halkın durumuna çok üzüldü. Peygamber Hezekiel halkına bakarak Yahuda iyileşmeden Yeruşalim'e geri dönmeyecekleri konusunda endişelendi. Bir gün Tanrı, Peygamber Hezekiel'e görüm aracılığıyla göründü. Hezekiel yere kapandı. Tanrı ona, "Hezekiel, kal, beni izle," dedi. Tanrı'nın eli Hezekiel'i tutup dışarı çıkardı ve onu bir ovanın ortasına koydu. Hezekiel gördüklerine çok şaşırmıştı. Ovada her yere yayılmış, tamamen kurumuş pek çok kemik vardı. Tanrı Hezekiel'i kemiklerin arasında dolaştırdı. O zaman Rab Hezekiel'e, "İnsanoğlu, bu kemikler canlanabilir mi?" diye sordu. Hezekiel, "Sen bilirsin ey egemen Rab," diye yanıtladı. Bunun üzerine, "Bu kemikler üzerine peygamberlik et," dedi. Tanrı, Hezekiel'in kuru kemiklere doğru emir vermesini söylemişti. Hezekiel, Tanrı'nın dediği gibi yaptı. "Kuru kemikler, Rabbin sözünü dinleyin. O diyor ki, içinize ruh koyacağım, canlanacaksınız. Size kaslar verecek, üzerinizde et oluşturacağım. Sizi deriyle kaplayacağım. İçinize ruh koyacağım, canlanacaksınız. O zaman benim Rab olduğumu anlayacaksınız." Hezekiel peygamberlik ederken gürültüler duyulmaya başladı. Kemikler birbirleriyle birleşiyor, üzerlerinde kaslar, etler oluşuyor ve deriyle kaplanıyordu. Fakat henüz içlerinde ruh yoktu. Tanrı sonra Hezekiel'e rüzgara peygamberlik etmesini söyledi. Egemen Rab şöyle diyor. "Ey rüzgar, gel dört yandan es. Bu öldürülmüşlerin üzerine üfle ki canlansınlar." Böylece Hezekiel verilen buyruk uyarınca peygamberlik etti. Bedenler içlerine yaşam soluğu girince canlanıp ayağa kalktılar. Dirilen bedenler büyük bir kalabalık oluşturuyorlardı. Biraz önce kuru kemiklerle kaplı olan ova şimdi kalabalık bir insan ordusuyla dolmuştu. Tanrı Hezekiel'e
İnsanoğlu, bu kemikler bütün İsrail halkını simgeliyor, dedi. Şimdi İsrail halkı Babil'e sürgün edildi ve orada kölelik ediyor. Egemen Rab şöyle diyor: ey halkım, mezarlarınızı açıp sizi oradan çıkaracak, İsrail ülkesine geri getireceğim. Ruhumu içinize koyacağım, canlanacaksınız. Sizi kendi ülkenize yerleştireceğim. O zaman bunu söyleyenin ve yapanın ben olduğumu anlayacaksınız. Tanrı bu görüm sayesinde peygamber Hezekiel'e İsrail için büyük bir umut beslediğini gösterdi. İsrail halkının o anki durumu kuru kemikler gibiydi. Fakat Tanrı'nın görümde kurumuş kemikleri canlandırıp büyük bir kalabalık yapması gibi İsrail halkını da Babil'den çıkarıp Yeruşalim'e geri getireceğini söyledi. Kısacası Hezekiel sürgünden geri dönüşle ilgili peygamberlik etmiştir. Rab Tanrı, kurtuluş tasarısını tamamlamak üzere İsrail halkını öz halkı olarak seçti. İsrail halkının asıl görevi ise bu kurtuluşu kabul edip öteki uluslara taşımak ve tanıtmaktı. Fakat ne yazık ki İsrail halkı görevini yerine getirmedi. Hatta Tanrı'yı terk edip günah işledi. Buna karşılık olarak Rab onları komşu ülkelerini kullanarak cezalandırdı. Kuzey İsrail Asurlular, Güney Yahuda ise Babililer tarafından yıkıldı. Yahuda halkı Babil'e sürgün edildi. Ancak Tanrı peygamber Yeşaya ve Yeremya aracılığıyla halkın 70 yıl sonra Babil'den geri döneceğinin ön bildirisini vermiştir. Tanrı Hezekiel'e kuru kemikleri göstererek bu bildiriyi tekrarladı. Her şey onun söylediği gibi oldu. Tanrı'nın sözlerinin hepsi gerçekleşti. Bu nedenle arkadaşlar, şimdiki durumumuza bakalım, umutsuzluğa düşmeyelim. Her şeye gücü yeten Tanrımız yanımızdadır. Bize her zaman yardım edecektir. Buna umut bağlayalım.